geçtiğimiz yıllarda Kibariye ve onun çevresinde de bazı mevzular dönmüştü her neyse. Bu arkadaş da girmiş kuaföre, saçını başını her tarafını yaptırmış etmiş, sonra hadi selametle deyip gitmiş. Sonra da taksici mevzusu zaten. O kuaför kardeşimiz ne diyor çok merak ediyorum. Paramı öder misiniz bayan? Tamam. Saçlarını yıkadık, masaj yaptırdık. Fön, bakım vesaire yaptırdık. Dışarı çıktık. Sonrasında arkamızı döndük bir baktık. Hanımefendi yok. Telefonu niye açıyorsunuz abi? Ben zaten Show TV Haber'de hanımefendiyi gördüm. Önce bir taksiye atlayıp bedava İstanbul turu yaptığı ortaya çıktı. Şimdi de bu esnafı dolandırdı. Meğerse aynı kadın Tuzla'daki bu kuaförü de dolandırmış. Ben onu görünce şok oldum. Dedim ki demek ki sadece bizi dolandırmamış. Bakın kuaför Doğan Bey pişkinliğiyle rahatlığıyla pes dedirten o kadını bize nasıl anlatıyor? Geziyor demek ki arkadaşımız herkesten bir şeyler. Direkt buradan devam etti. Bakkala geçti. Oradan da alışveriş yapmış. Aynı şekilde yoluna devam etmiş. İşte bu kadın iddiaya göre Maslak'tan taksiye binmiş. Sonra Kadıköy, Bostancı, Maltepe gezmiş ve taksimetrede yazan tutarı ödememişti. Benim paramı öder misiniz lütfen? Bakın 490 TL fiyat yazıyor. Doğan Atasever haberimizi izledikten sonra gözlerine inanamadı. Bir baktı ki o kadın. Tanıdık. O yüzden tanıdığımız için de kesinlikle aynı kadın bizi de dolandırmış. Geçen pazar buraya gelmişti o kadın. Bir güzel saçını yıkatmış, masaj yaptırmış, fön çektirmişti. Ama iş hesabı ödemeye gelince yine taksiciye yaptığını yapmıştı ona da. Yani bir 300-400 lira kadar bir rakam tutmuştu. Buraya geldi kapıya, sonra cüzdanını karıştırır gibi yaptı. Ben uzaklaştım ve ödeme yapmasını, polis çağıracağımı söyledim. Hiç umursamadı, gülerek böyle gayet rahat. Bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor. O taksici ve Doğan Bey bizim bildiğimiz dolandırılan iki esnaf ama Doğan Bey o kadının bu civarda oturduğunu ve başkalarını da dolandırmış olabileceğini düşünüyor. Hem kuaför arkadaşlarım hem esnaf arkadaşlarımın dikkatli olmasını istiyorum. Sonuçta biz bir emek veriyoruz. Başımızda bir de bunlar var. Aynen. Galiba yaptığı işin falan herhalde son derece normal olduğunu. Çünkü polis çağırırım vesaire gülerek gidiyor. Demek ki bir hastalıkla da mı acaba uğraşıyor? Ya evet şimdi uğraşıyor. Burada ben baktığımda hani davranışsal boyuta da baktığımda. Normal geliyor kendisine. Çok kendisine normal geliyor ama dışarıdan normal olmadığını görebiliyorsun. Yani davranış şekilleri para ver dediğinde bir sağa dönüyor bir sola bir hareketler yapıyor ama cevap veremiyor. Çantayı bir eline atıyor. Yani taksi şoförünün beyefendi de aynı şeyi yapmıştı. Evet. Yani bir garip bence orada kendini ifade edemediği bir durum var. Yani Allah aşkına olsa da ama taksiye binene kadar her şey normal. Kuaföre girene saçını kadar her şey normal. Masaj yaptırmış, bizim sadece yani aynen ya her şeyi istemiş ve yaptırmış. Psikolojik sorunları vesaire olabilir ama ortada ciddi anlamda bir emek sömürüsü de tabii var. Ki. Ben şimdi kuaför kardeşim yerinde olsam kaç para tutuyor bu işler? 2500 bilmem kaç bin lira o taksiciye verilen para. Ha. Yani bugün bir kuaföre baktığın zaman ne kadar Allah aşkına bir giriyor hanım arkadaşlar sağ olsunlar. 2000 lira bilmem nereden aşağı çıkmıyorlar tabii yani. Canım. Yani. İşte ben bu arkadaşlar için yine tekrarlayayım. Mesela taksiye binerken ya da kuaför param var mı kardeşim? Sormak belki ayıp olabilir ama ön ödemeli. Aynen. Ne yani, istiyorsun mesela affedersin? İşte saçım kesilsin, röfle bilmem ne falan filan aşağı yukarı 2000 lira tutar. Tabii. 1000 lirasını alayım ben yani kredi kartından bloke edelim. Siz ona göre yolunuza devam. Günümüz öyle çünkü. Bir de çok iyi niyetli bir taksi şoförü düşünsene. Oradan oraya saatlerce gezmiş. Yani belli bir güzergah belirlersin. Buraya uğrayıp buradan da şuraya gideceğiz der bitirirsin şimdi. Bu buraya şimdi de yani biraz dersin daha ki gidelim. Mesaj geldi işte Maltepe'ye doğru sür kardeşim. İyi peki Bostancı'ya dönmemiz gerekiyor. İyi tamam hani orada bir ama şey yani diyemezsin orada sonuçta. Orada yani hareketlere de bakıp iyi niyetliymiş taksi şoförü gerçekten. Dönüp bir bakıp yani kardeşim sen emin misin nereye gitmek istediğine? Paran hani bak boşuna başkan, dolaşıyoruz. Ha, bak yazıyor taksimetre uyarısında. Bulunmak durumundasın. Buradan istediği kadar şu olsun bu olsun yok psikolojik olarak kafam yerinde değil üç harflere uydum vesaire vesaire desin. Bu işin bir ederinin alınması lazım. Çünkü polisi çağırırım diyor gülerek istediğini yap diyor evet. Mesela. Bir şeye güvenmemeleri lazım evet. Arkadaşlarım. Hı-hı. Yoksa alır başını gider. Ben de atlayayım şuradan taksiye gideyim Gebze'ye Tuzla'ya bir deniz havası alacağız hadi falan sahilden çek. Güvendiği bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani kadın olmanın olmasının belki orada hani aman bir şey demezler bana Allah ben hani sonra ya. Getiririm. Hani hayır işte bunları ekranlara gelip getiriyoruz eyvallah da verilen cezalar da önemli. Yoksa bunlara örnek alıp da devam eden arkadaşlar bir mahallenin bakkalı der ondan sonra çıkar. Mahallenin hamamı bize de geldi vesaire diye. Ya, bir arkasında bir dolu böyle şey yani çıkarabilir. Ya iş dolandırıcılık konusuna girdiğinde zeka sınır tanımıyor biliyorsun. Yani iyi gerçekten iyi çok bizde iyi. Bizde vatandaşımız da çok iyi niyetli. Esnaf kardeşimiz çok iyi kesinlikle niyetli. Kesinlikle öyle. Yani biraz o kafada olmak lazım herhalde. Baksana.